Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda medarı iftarımız ne mutlu ki bize çıkan Kafa Topu 2'nin incelemesini yapacağız. Arkadaşlar bir promosyon kodumuz var. Kod WebTekno. Bu kodu yazan ilk 5000 kişiye 25 elmas hediye edilecek. Lafı da fazla uzatmayalım. Oyunun bağlantısı hemen açıklama kısmında bulunuyor. iOS ve Android cihazlarınıza indirirseniz seviniriz diyelim ve uzatmadan artık bir maç yapalım. Bence masamaya şöyle bir şey yapalım. Oyun bizim ama indirdiğiniz store'da oyuna 5 yıldız, 4 yıldız neyse aklınızdan geçen hak ettiği onu verip WebTekno'dan SA yazarsanız çok seviniriz. Aynen öyle. Selamımız olur. Selam bize. Olur yani. Bir görürler bizi. Markette şanımız yürür. Marketler yer web tek mi olsun? Lütfücüğüm o zaman gel artık şu kafa topunun tanıtım videosunu bir izleyelim bakalım nasıl olur. Buyurun. Dünya çapında gerçek oyuncularla maç yap, kaleni dondur, karakterini büyüt. Süper güçlerinle oyunun gidişatını değiştir. Maçlarda galibiyet alarak sürpriz hediyeler kazan. Yeni karakter ve aksesuarları toplayarak güçlerini geliştir. Her galibiyette daha çok taraftar kazan ve yeni stadyumlara ilerle. Yeni süper güçlere sahip ol ve onları üst seviyelere yükselt. Sezonlarda rekabet et, şampiyon sen ol. Kafa Topu 2 ücretsiz oynamaya başla ve yeteneklerini sergile. Şimdi arkadaşlar oyunu açtık. İlk bakacağımız şey güçler. Bu arada oyunda çok sağlam bir denge var arkadaşlar. Bu güçler de birbirini dengeleyen unsurlardan bir tanesi. Toplam kaç tane özel gücümüz var? Toplamda şimdilik 18 tane var. Hani ileride ne olur? Gelebilir. Gelir gelmez bilmiyorum. Bunu söz olarak düşünmeyin. Olay şu arkadaşlar. Özel güç ekranında özel güçlerinizi artık upgrade edebiliyorsunuz. Mesela burada benim buzdan kalem var. Onu seçiyorum. Burada upgrade etme var. 30 bin altın karşılığında. 3 saniye uzatıyorum. Ve gördüğünüz gibi artık oyun içerisinde buzdan kale efektim 12 saniye çıktı. Ki oyunda 3 saniyenin çok önemi var. Öne geçip maçı kazanabilirsin yani. Aynen. Mesela buzdan kaleye alırsa karşı taraf baktığınız kaleyi buzdan yaptı. Siz de ona ateş topu yollayın. Buzdan kalesi yalan olsun. Şimdi mesela arkadaşlar bir karşıt durum daha söyleyeyim. Atıyorum burada görünmez top var. Nerede lan görünmez top? Görünmez top oğlum adı üstünde. Mesela burada görünmez top var. Ben onu bir yükselteyim. Diyelim adam gitti. Ben aldım görünmez topu yaptım. Görünmez top yaptım. Kardeşim sen de o zaman topu buzla. Top aynen. Ortaya çıksın ve havada asılı kalsın. Aynen öyle. Bunları da hesaplayın. Yani Kafa Topu 2 özel güçlerin geliştirilmesiyle birlikte bir ince strateji oyununa doğru. Tamamen taktikseli aslında. Taktiksel bir oyuna doğru dönüştü. Bence çok da güzel oldu. Stadyum ekranına taraftarlara tıklayarak ulaşabiliyoruz. Kafa Topu 1'de hatırladığınız gibi sadece bir tane stadyumumuz vardı. Şu an toplamda 10 tane farklı stadyumumuz var. Aynen şey ekleyelim. Kafa Topu 1'de takım maçlarında stadyumlar değişiyordu. Stadyumun olayı şu taraftar. Yeni stadyumları açmak için maç yapıp maç kazanmanız kendinize taraftar toplamanız gerekiyor. Atıyorum 1500 taraftarım varken neredesin abi? Mesela 1'desin. Tamam 1500 taraftarlı. Yok 800'müş. Stadyum 2'desin. İşte 3000 taraftarın olduğu stadyum 3'e geçiyorsun. Bundaki amacımız da sizin oyundaki gelişmenizi daha görünür kılmak. Siz de fark edin yani. Aynen öyle. Oo ben gelişiyorum. Deplasmana gidiyorum. Oraya geliyorum. Buraya gidiyorum. Arkadaşlar bir de normal level sisteminden bahsedelim. Kafa Topu 1'de level sistemi diye bir şey yoktu. Toplamda 50 level'ımız var. Çağdaş acımamış. 50'ye kendini yükselttirmiş. Nasıl başardık bilmiyorum. Aradım abi oyunun sahibini. Dedim ben WebTekno'dan arıyorum. Amerikan başkanı dahil herkese alarma geçirip. Sonra seviye 50 oldu. Bir anda seviye geçtikçe her seviyede ayrı ödüller kazanıyorsun. Ama esas olayı level'lar sizin yeni karakterler açabilmenizi sağlıyor. Mesela ilk 10 level'sınız arkadaşlar. 10 level'da alabileceğiniz karakterler zaten burada Çağdaş şu an size gösteriyor. Aynen. Seviye 10'a geçtiğiniz zaman farklı karakterler. Orada zaten birçok karakter Emre Mor mu? Benziyor. Uçan kanat o. Emre Mor değil. Aynen. Bu karakter, da o zaman şey. El Turco. O kadar karakter dedik. Karakter meselesine de girelim arkadaşlar. Bu karakterin en önemli olayı insanın kişiliğidir abi. Aynen. Kesinlikle. Çok güzel espri. Tebrik ederek kapatalım videoyu. Şunu bir belirtelim. Karakterler arasında güç farklılığı var. Mesela şuradan bir efsane seçeyim. Elmas kafa. Mesela bunun hızı, zıplaması, şutu ve boyutu burada. Şuradaki artıları da anlatacağız ne olduğunu. Ana karakterime yani korsana geçersem gördüğünüz gibi hız, zıplama, şut ve boyut oranlarında değişiklik oluyor. Ha tabii ki de sen gittin buna güzel bir şapka aldın. Şapkayı taktın kafasına. Şapkalar da bütün aksesuarlar da seviye seviye bu. Aynen arada. Öyle. O da tabii ki de hızına bir etki yapıyor. Gözlüğü takayım mesela. Şunu takayım. +11 oldu. Boyutumda +3
3 oldu. Mesela yandakini takayım. Bu sefer de şutum artı 6 oldu. Boyutum artı 4 oldu. Yani arkadaşlar siz karakterinizi artık yeni yeni ekipmanlar giydirdikçe karakterin temel özelliklerinde değişiklikler olacak. Aynen öyle. Arkadaşlar şundan da bahsedelim. Her karakterin kendine özel enerjisi var. Yani sen o karakterle enerjiyi bitirdin diye oyun bitti diye bir şey yok. Başka bir karaktere geçip oynamaya tabii ki de devam edebilirsin. Şimdi geldik takım meselesine arkadaşlar. Çağdaş'la benim bir takımın olması tabii ki de gerekiyor. Çağdaş'ın bir takım kurar mısın? Arkadaşlar takımımızın adı Webtekno. W'su büyük. Açıklamaya da arkadaşlar K, T yani kafa topu 2'nin en samimi hali. Oluştur. Ve takımımızı oluşturdu. Hayırlı uğurlu olsun. Yeah! Takıma gelen esas yenilik arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz takım kutusu. Yani takımınızla birlikte yaptığınız faaliyetlerden takım ödül kazanıyor. Mesela gol at diye bir bölüm var. Takım 1078 gole düştü. 1078 gol atarsa işte altın veya herhangi bir takviye kazanıyoruz. Görevleri yaptıkça gelen ödüller de değişiyor. Bak gönderdiğim emojiye bak Çağdaş. Ya burada bayağı bir chat dönüyor arkadaşlar. Bir de Dünya Kupası'na yetiştirmeye çalıştığımız bir sistem var arkadaşlar. Bunu ilk defa burada açıklıyoruz. Takım maçları. Bu da şu demek oluyor. Takımlar birbiri arasında çılgınca mücadele edebilecekler. Bir sıkıntı olmazsa Dünya Kupası'na yetişecek. Burada esas bir olay daha var arkadaşlar. Çok güzel bu. Bunu da ilk kez bizden duyacaksınız. Hiçbir yerde yok. Türkçe İngilizce spiker olacak arkadaşlar. Biraz kazı kazandan bahset bize. Anlatayım abi, ayıp ediyorsun. Kazı kazana marketten ulaşıyoruz. Mesela şu ortadakini kazıyorum. Tamam. Ben kazıyım mı Çağdaş? Bir dakika abi. Hadi bakalım. Çağdaş kazıyamadım ya. Bunu barnakla yapacağım. Ya o böyle yaptı ama bir bir yapalım. Sınırsız bilet 15 dakika. Oo. Yeah! Bravo. Tutturdun. 15 dakika sınırsız bilet kazandım. Kazı kazanın mantığı şu: 3 tane aynı resimden çıkarsa, 3 tane aynı görsel olursa o şeyi kazanmış olursun. Ben bir de elmaslısını açayım. Sen kazı mı abi? Ben kazı mı? Ben şanssızım biraz. Sen aynen. Arkadaşlar. Altılı kazı kazan şeyinde 6 farklı rakam bulabiliyor yani. Ya iki karakter paketi, sınırsız bilet ve karakter paketi çıktı bana. Tamam. Ödülü aldın. Ben açayım mı? Aç. Elf kraliçesi, elf kraliçesi. Güzel güzel sevgili. Dino. Baygo. Tam tip ego yalnız ha. Tam kırk kuyruk bir tip olmuş. Neyse. Hazır buraya gelmişken kazı kazanda karakter paketleri alıyorsunuz ya. O karakter paketlerin içinden kartlar çıkıyor. Sen şu an Bay Ego karakterinden 35 parça tamamlaman lazım. 3'ünü buldun. 32 tane daha bulursan doğal olarak Bay Ego karakterine sahip oluyorsun. Tabii bunlar değişiyor. Bizim ortaokulda Şampiyonlar Ligi kitabı vardı. Sticker. Aynen abi ya. Neydi o macera ya? Burada mesela süper karakter paketi var. Nadir ve efsanevi kartlar. Gel koçum. Bay Ego falan. Evet, buradaki olayımızda anlayabileceğiniz üzere kartları toparlamak. Bu muhabbetleri insanlar FIFA ve PES'ten alışkın arkadaşlar. Şimdi siz muhtemelen tahmin edebiliyorsunuz. Lütfi ile ben çok iyi oynayamıyoruz. Bir dostluk maçı yapacağız. Katıl. Var ya, bittin oğlum, bittin. Sen bittin oğlum esas. Gel. Yeah. Benim tip çok iyi yalnız ha. Yeah. Lan ben ters oğlum değil. Yeah. Bu yanlış. İptal. Rakip çıktı. Senden korktu. Yanlış oldu abi. Olmaz o. Adam gol attı. Ben orada başka bir şeyle uğraşayım. Çağdaş'la tanışın arkadaşlar. Evet, şimdi artık maça başlayabiliriz. Gel. Sağdaki adam benim. Özel güçlerimi açayım. Yeah. Abi bu oyun bayağı zevkli. Ben videolarını... Ya insanlara biraz fırsat tanımamız lazım. Hadi bebeğim. Lan! Geliyor. Çağdaş baştan geliyor. Lan şeyi kaleyi büyüteceğim diye adamı büyüttüm. Lütfi eller karıştı mı? Hiçbir şey olmadı. Sakin. Hop! Gel buraya, al bunu. Onu kurtar, gel bir de beni kurtar. Yemedi. Nereyi yemedi? Gol girdi, buzdan kale yaptım. Top çıkamıyor, maç bitti. Fener Beşiktaş maçına döndü. Al lan. İstediğini yap, küçükten atarız. Aslan parçası. Al lan bunu. Uy. Büyü. Lan. Büyü. Burada az önce bahsettiğin etkileşim oldu aslında. Ben bomba yaptım, sen topu büyüttün. Gol girdi. 8 saniye kaldı. Çok seri bir gol. Bir dakika. Çok seri bir gol atmam lazım. Kendi kalesine gol atan Lütfi komutan. Hangisi gerçek top bunların? Erman! Bu oyunu kim yaptı? Rezalet. Bana hiç yakışmadı bu. Bana hiç yakışmadı. Şimdi arkadaşlar maçları şampiyonlara bırakıyoruz. Buyurun. Erman vs. Batu. Beleş bir gol. Böyle bir şey yok. Bu ne? Büyük kafa. Çok var. Büyüksün. Böyle bir şey yok. Hemen yemem onları ben. Kırılma.
Sen onu kırana kadar klon diyecektim. Klonu da bastı. Bende de var klon. Bu ne? 4 kişi olduk. Dur bekle, o niye hızlı gitti? Kaleci oyuncu yapacak. Kaleci oyuncu yapacak. Gol derken. Senekin level düşmüş. Gol yedim. Hayır of, ya boşa gitti. Gol değil. Gol attım fark ettiysen. Double gol bastım. Senin haberin yok. İyi gidi. İyi gidi. Hoppa. Bunlar eski taktik. Kapıda bir taktik. Evet. Geldim. Gelemedim. O gol, o gol. Hoppa. Ne oldu koçum? Ne? Koçum. Kaç tane klon var sende? Ayna aldım. Ayna, ayna mı? Biliyorsun ki senin gücünü kopyalayan bir güç olduğu için. Oyun kafa topu birden daha iyi refleks istiyor. Evet, kesinlikle yani yoruluyoruz şu an bayağı ve ben de o şey sağ taktiksel atacağım bak izle. Kaleden uzaklaşmam. Aha. Allah, belki gol atacaksın da 10 saniye var kesin. Aha tamam, şimdi bir golüm var, çok heyecanlıyım. Hop. Aha gol, işte bu, işte bu. Yani kaleme attım ya. Altın gol. Ne oldu, korktum bir an. Hayır. Hop. Ya. Ya hep alttan yiyorum ya. Arkadaşlar biliyoruz oyun çıkmakta biraz gecikti, ancak tabii ki de gecikmesinin bir sebebi var. Oyun en iyi haliyle karşınıza çıkması için epey uğraşıldı. Ama şunu açıkça belirtmek lazım ki kafa topu oyunu bu kadar büyüdüyse bu hem Webtekno'nun hem de sizlerin, yani Webtekno takipçilerinin sayesinde oldu. Bu vesileyle de hepinize çok teşekkürlerimizi iletelim. Şunu da belirtelim arkadaşlar, bunlardan böyle bahsetmeden olmaz. Kafa topu bir dünya genelinde 35-40 milyon indirme sayısına ulaştı. İlk hallerini biliyorsunuz, daha sonra oyun çok gelişti. Oyun ekipte, nereden nereye geldi? Nereye geldi? İlk başta ekip yaklaşık 2-3 kişiydi arkadaşlar. Aynen. Şimdi 25-30 kişilik dev bir ekibe dönüştü. Normalde bu söylenecek bir şey değil ama bu işin böyle çok kolay bir şey olmadığını daha kolay anlayabilmeniz için bu bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Yani lütfen de dediği gibi 25-30 kişilik bir ekip bir yılda toplam 2-2,5 milyon TL maliyetle bu oyunu çıkardı. Bizim kanalın olayını biliyorsunuz arkadaşlar. Yerli projelere elimizden geldiğince destek olmak. Ne mutlu ki bize bu sefer kendi projemizi sizlere sunuyoruz. O yüzden de desteğiniz bizim için gerçekten çok önemli. O zaman abi şunu belirtelim. Arkadaşlar Kafa Topu 2'de dünya genelindeki oyunumuz global toplam 100 milyon download bekliyoruz. İnşallah. Ya bu olur. Harbiden size büyük gelmesin, bunu başaracağız arkadaşlar. Şu soru da çok fazla geliyor arkadaşlar. Oyun çıktı. Peki neden ilk başta Romanya'da, Hollanda'da falan açıldı oyun? Neden ülkemize çıkmadı? Madem yerli oyun. Hadi açıkla bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz yerli bir projeyi başlattık. Oyunu ilk önce yurt dışında açarak Türkiye'de daha iyi hizmet verebilmeyi hedefledik. Arkadaşlar Erman'da, Batum'da maçını izlediğimize göre gari bizim de söyleyeceğimiz ne var? Arkadaşlar Webtekno promosyon koduna ilk 5000 kişiye 25 elmas verdiğinizi unutmayın. Oyunu Android ve iOS cihazlarınızı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Ayrıca marketlere Webtekno'dan SA yazmayı unutmayın. Oyun bizim ama yine de şeklimizi koyalım. Bu arada oyunla ilgili her türlü sorunuzu, yorumunuzu aşağıya mutlaka atın arkadaşlar. Aynen. Bir de son olarak her zaman söylediğimiz gibi videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.